Merhabalar, Sosyal Kafa Startup Watch'a hoş geldiniz. Ben Büşra Kılıç. Bugün konuğumuz ArtVisit platformunun yaratıcısı Zeynep Yavuz Cezzar. Zeynep Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Merhaba. Bugün ArtVisit platformunu tanıyacağız. ArtVisit nedir, ne yapmaktadır, neyi hedeflemektedir, kuruluş hikayesi nedir, bunlara değineceğiz. İsterseniz ilk sorumuzla başlayalım Zeynep Hanım. ArtVisit nedir? Ne yapmaktadır? Bize kısaca anlatabilir misiniz? Tabii, konuk ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Erkan Saka hocama da, sana da öncelikle. Ben ArtVisit'i öncelikle sanatçılara, sonra başka insanlara anlatmak için şöyle bir şey söylüyorum. Yakın gelecekte gerçekleşecek bir güne götürmek istiyorum şimdi hepinizi. Pandeminin bittiğine ve bir sanat etkinliğine katıldığımızı düşünüyoruz. Sanat alanının farklı köşelerinden insanlarla tanışıyoruz, sohbet ediyoruz. Daha sonra tabii laf lafı açıyor. Sen neler yapıyorsun, sen neler yapıyorsun. Sıra olası işbirliklerine kapı aralamaya geliyor. O zaman sanatçıya klasik bir soru geliyor. Sen ne tür işler yapıyorsun? Eğer artvisit.co platformuna üye ise sanatçı, yani orada bir artviziti var ise bu soruyu o gece belki 10 kişiye anlatmaktan kurtarıyor. Onun yerine bu ArtVisit'e giden QR kodu, kendisinde kayıtlı olan QR kodu karşısındakinin telefonunu okutarak burada artvisit.co'ya erişiyor. Yani artvisit.co sanatçılar için bir dijital kartvizit sistemidir. Peki aslında tam böyle siz de anlatırken hani bir yandan sanatçıları da hem burada görmek hem eserlerini görmek izleyiciler için de hem değişik bir deneyim olacaktır. Hani herhangi bir web site gibi değil açıkçası. Farklı bir deneyim gerçekten. Burada ben biraz da şeyi merak ediyorum açıkçası. Hani bunun arkasında nasıl bir kuruluş hikayesi var? Yani belki sizin arka planınıza değinerek hani bu hikayeyi bir dinleyebilir miyim? Tabii. Önce ben kimim ondan başlayalım istersen. Ben metin yazarıyım. Aynı zamanda bir kültür yöneticisiyim. Uzun yıllar metin yazarlığı alanında çalıştım. Daha sonrasında şu an bir Çağdaş Sanat Müzesi'nin yöneticiliğini yapıyorum. Aynı zamanda kendimi bildim bileli sanatçı arkadaşlarım, dostlarıma yazım konusunda destek veriyorum. Yani bir fon başvurusu, proje yazımı, sanatçı beyanı, eser yazımı, bir şey metinleşiyorsa eğer ben ona hem fikir aşamasında hem editoryal kısımda destek oluyorum. Fikir aslında biraz buradan başlıyor. Fark ediyorum ki böyle bir destek modelini ben bireysel bir şekilde yapıyorken neden bir platform oluşturmayayım ve daha fazla insana yaymayayım? Aslında hikaye biraz buradan başlıyor. Artvisit.co şu an orada da gördüğünüz gibi sağ ya da sola geçtiğinizde gelişi güzel çıkan, herhangi bir deneyim sıralaması olmayan, alfabetik sıralama olmayan, Türkiye'de ya da Türkiye ile ilgili üretim yapan çağdaş sanatçılar için tasarlanmış bir platform. Sanatçı kişiliğini tanıtan, sanatçı üretimini tanıtan, eserlerini tanıtan ArtVisit tamamen sanatçıların verdiği bilgilerle oluşuyor ve görsellerle oluşuyor aynı şekilde. Tabii arkasında hikayesinden önce şöyle bir sistem yatıyor. Sanatçıya ben açıklamalı olan yani editoryal kimliğimi önceden forma koyduğum açıklamalı bir form gönderiyorum. Sanatçı o formu dolduruyor. Ne dolduruyor? 5 tane eser veriyor bana. Sanatçı beyanı yani üretiminde ilham aldığı bir yazı veriyor bana. Ya da üretimini nasıl yaptığına dair. Üretiminde konu edindiği 5 farklı tema veriyor. Ve işin aslında en güzel, benim için en önemli kısmı ArtVisit'i olsun istediği 5 tane de sanatçı öneriyor. Bu form bana düşüyor. Arka planda. Ve ben bunu önce bir editoryal süreçten geçiriyorum. Neler yapıyorum? İşte yazını düzeltiyorum. Künye bilgilerini standarda oturtuyorum. Görsellere bakıyorum. Çözünürlükleri düşük mü değil mi? Daha sonrasında yayınlıyorum. Yayınladıktan sonra da sanatçısına Instagram'daki artvisit.co üzerinden kendi QR kodunu atıyorum. Böylelikle o sanatçının yanında istediği zaman
çıkartıp okutabileceği bir dijital QR kod kalıyor. Kuruluş hikayesine gelecek olursam, ben bunu karantinanın başında, daha işte ikinci haftası, evdeyiz hep birlikte tabii ki de, otururken böyle bir şeyi ev arkadaşım Melda Şener ve erkek arkadaşım Alper Tüzün'le oturup konuştum. Ya ben böyle bir şey yapmak istiyorum. Tabii konuştukça şekillendi, konuştukça şekillendi. Hatta böyle aramızda şey esprisi çıktı işte. Tam kartvizit işte bu yani. Evet, kartvizit yapmak istiyorum ben. Artvizit ya, evet. Böyle bir anda ismi de öyle çıktı. Daha sonrasındaki süreç o kadar doğal ve dayanışma dolu geçti ki, şöyle ki, bir sanatçı arkadaşım var, Mert Acar, Ankara'da. Onu aradım. Mert, ben böyle bir şey yapmak istiyorum. Sağ olsun çok destek oldu. Logosunu yaptı. Bu gördüğünüz, yani platformda gördüğünüz Artvisit sistemini birazdan detaylı da gösteririm. Ben Paint üzerinde tasarladım. Bayağı böyle storyboard şeklinde. Ya böyle bir şey düşünüyorum. İşte 5 eser olsun, herkesinki standart olsun, olabildiğince minimal olsun. Öyle ki birazdan gösterirsin, sadece logoyu tıklayınca buranın neresi olduğunu ve ilgilenmesini alabiliyorsunuz. Yani platformda mümkün mertebe sanatçı ve eser dışında hiçbir şey konuşmasın istedim. Olabildiğince eserlerin konuştuğu, konuların ve sanat üretimlerin konuştuğu bir yer haline gelsin istedim. Bu ana. Evet. Yani diyorum ki burası bir satış platformu değil, kar amacı gütmez. Burası sanatçının kartviziti. İsterseniz sanatçının isminin altındaki kendi verdiği bilgileriyle de sanatçıya ulaşabilirsiniz. Daha sonra da örneğin mesela oradaki ölüme bas. Ve böyle bir şey çıkarttık. Burada bir kere geri gel. Şimdi gördüğünüz o 5 konu, mesela başka birine de basabilirsin, topluma bas örneğin, bireye bas. Gördüğünüz temalı seçkiler, burada şey, bir küratöryelde çalışma alanı sunuyor. Mesela paydaşlar üzerinden anlatırsam, bu kime yarıyor? Bu şöyle yarıyor. Sanatçılar kendi temalarında farklı mecrada ve farklı yerlerde üretim yapmış başka sanatçılar tanıyorlar. Küratörler bir sergi hazırlamak isterse belirlediği temada sanatçıları buradan keşfedebiliyor. Galeriler bir temsiliyet aradığı sanatçı varsa buradan keşfedebiliyor. Ve izleyiciler, yani çağdaş sanatı izleyen, zaten tüketen ya da çağdaş sanat izleyicileri diyelim ona, ya da aslında hani sanatsever ama henüz girememiş, ona öncelik verememiş, ona merak eden insanlar, potansiyel sanatsever diyelim onlara da, herkes için bu platform birazcık böyle oyun alanı olsun istedim. Daha sonra kuruluş gelme geri dönüyorum. Her şey güzel. İşte Mert'le konuştuk. Logoyu tasarladı. Ben Paint'te bir tasarım yaptım. Ama bu işin tabii bir web boyutu var. İşte template'lara baktım. İşte belli çeşitli markaların. Tam planladığım şey orada yok. Yani yeniden bir şey tasarlanması gerekiyor. Ben lisansımı Koç Üniversitesi'nde yaptım. Bizim Koç Üniversitesi'nin Kümülatif diye bir grubu var. Oradan yazdım. Ben dedim böyle bir şey düşünüyorum. Web tasarımcı var mıdır aranızda, bununla ilgilenecek? Sevgili Abdullah oradan bana ulaştı. Kendisi Berlin'deydi o dönem. Bir Zoom yaptık. Enerjimiz o kadar tuttu. Yani ilk defa görüyorum. Hiç daha önce karşılaşmamıştık. O kadar enerjimiz tuttu ki büyük çoğunluğuyla destek olarak gerçekten gönlen iş yaptı. Ve çok kısa bir sürede bu gördüğünüz platformu çıkardı. Bunun bu kadar sade olmasının nedeni de arka planının gerçekten ilmek ilmek işlenmesi. Yani formların editinden tutun kabulüne kadar bir workflow var arkada. Görsellerin konması, işte yayına çıkılması, yayında herhangi bir şeyin düzeltilmesi gibi. Bunlar da tamamen Abdullah'ın eseri, yani öyle söyleyebilirim. Yani aslında beni açıkçası platformda
Anlattığınız şeylerde iki tane şaşırtan şey var açıkçası. Bir tanesi ben daha eski bir girişim, eski bir platform olduğunu düşünmüştüm baktığımda. Çünkü çok oturmuş duruyor her şey açıkçası. Yani hani bunu söylemek benim şeyim değil belki ama hani o girdiğinizde gerçekten içeride hani bir hani galeride geziyormuşçasına hani çok rahat bir şekilde gidiyorsunuz. Bir de o hani gerçekten random değişmesi. Bunu ben tesadüfen ilk web sitesi incelerken fark ettim. Hani çünkü bir sanatçıya geri dönmek istediğimde geri dönmedim. Ondan sonra bir anda giderken böyle sağa sola giderken fark ettim o geçişleri. Aslında o da hani birazcık işin içine sürpriz katıyor bir parça. O yüzden de ilginç ve hani yani bununla hiç ilgisi olmayan insanların da girip vakit geçirebileceği bir alan gibi gördüm açıkçası. Sen artık bu bilinçle ikinci girdiğinde bir sanatçı gördüysen eğer onun herhangi bir şeyine tıklayıp mesela Instagram'ına gittiğinde zaten yeni bir sekmede açılacak o. Gibi gibi böyle oyunları var. Hazır açmışken konuyu onu da söyleyeyim. Bir görsel bir mekandaysa o mekanı atfetmek. Bir fotoğrafçı çektiyse onu o fotoğrafçıya atfetmek. O kişinin o eseri bir koleksiyondaysa koleksiyona atıf vermek. Mümkün olduğu kadar üçüncü kişilerin, ilgili kişilerin içinde hak sahibi olan ya da ona ilintili insanların, kurumların bilgilerini vermeye çok gayret ediyorum. Bu tamamen kültür sanat ekosisteminde benim için dayanışmanın en önceliği. Çünkü içinde emeği olan herkesin görünür olduğu, içinde emeği olan herkesin hakkının geçtiği bir yer olması amacında bir platform. Peki tam da aslında siz de böyle dayanışmadan bahsetmişken, platformun tekrar böyle hani önem verdiği hassas konulardan da bahsetmişken son olarak bu platformu nasıl tanımlarsınız diye bir sormak isterim. Hani siz birazcık buralara girdiniz, birazcık anlattınız ama biraz daha detaylı hani sizin için ne ifade ediyor, ne anlama geliyor, biraz daha onun derinine inebilir miyiz? Tabii. Yani şu an özellikle pandemiden beri sanatın dijitalleşmesi hakkında çok çok yazıldı, çok konuşuldu. Tabii ki de işte sanatın dijital olarak ticaretleşmesi konusu da gündemde. Çok fazla platform çıktı, işte çok yaratıcı özgün platformlar da var içinde. Aynı zamanda işte müzeler sergilerini dijitale açtılar, galeriler. Zaten pandemiden önce de dijital satış yaptıkları kendi platformları vardı. Onlar da aynı şekilde tercih edilir oldular. Genel olarak dijitalde bir zaten sanat alımı ve sanat eseri ve sanatçı keşfedilmesi söz konusu. Benim isteğim bu platformda aslında pandemiden, ticaretten, işte galeriden, müzeden bağımsız olarak sanatçıların bir kartvizitliğini çıkartmak, dijital bir database'ini oluşturmak. İşte iki tarafa, iki paydaşa ayrılıyor dememin nedeni oydu. Bir tanesi sanatçılar için yani normal, konvansiyonel baskı kartviziti yerine daha sanatçıya özgü dijital bir artvizit çıkartmaktı QR kodla birlikte. İkinci tarafında da sanat izleyicisi ol, küratör ol, galeri sahibi ol, hiç fark etmez, hiç sanatla alakan olmasın. Buraya girdiğinde Türkiye ile ilgili çağdaş sanat üretimi yapan insanların performans sanatı olur, heykel olur, dijital sanat olur, resim olur, aklına gelebilecek bütün mecralarda üretim yapan insanları keşfedebileceğin belli bir kategorizasyonu olmayan ama sadece stabil, standart bazı sınırları olan onun da atfı Lars von Trier'le Jürgen Lett'in Five Obstruction filmidir. Orada da iki yönetmen şey yaparlar. Beş engel ile iş üretmeye çalışırlar. Oraya birazcık atıftı. Bu beş eser, beş konu. İşte belli standartları olan bir alanda sanatçı kimliğiyle sesini duyurması. Yani sosyal fayda sağlayan bir platform diyebiliriz. Anladım.
Zeynep Hanım, benim sorularım burada bitti. Yani benim için çok keyifli bir sohbetti. Çünkü böyle birazcık da farklı bir alana da girmiş olduk. Hani şu zamana kadar yaptığımız hani sosyal kafadaki bu serideki, yani Startup Boy serisindeki videolar arasında biraz daha farklı bir yerde oldu. Hem izleyiciler için hani web siteyi gezmek, oradaki hani o bütün eserleri görmek, hem de sizinle bu sohbeti yapmak hem izleyiciler için keyifli olacaktır hem benim için çok keyifli oldu. Sizin eklemek istediğiniz son birkaç cümle var mıydı? Ben sadece en son şunu ekleyebilirim. Dediğim gibi bu sanatçının sanatçıyı önermesiyle ve kültür sanat alanında çalışan insanların birbirine destek olmasıyla büyüyen bir platform. Zaten Art Visit'ler de başka bir sanatçının önerisiyle oluşuyor. Dolayısıyla bu platformda bana destek veren ve yani hiç ikiletmeden, daha söylemeden bile bana destek veren bazı isimler var. Onlara teşekkür etmek istiyorum. Öncelikle işte alo ben bu işi yapabilir miyim dediğim Mert Acar'a, Berkay Buğdan'a, bu sitenin olmasını sağlayan Abdullah Emin Ak'a, sevgili Melda Şener Alper Tüzün'e ve Bengi Gün ve Melike Bayı'ya çok 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 teşekkür etmek istiyorum. Çünkü dediğim gibi destek ve dayanışmayla büyüyor. Ben de destek ve dayanışmayla bunu görünür kılıyorum. Ve size de çok teşekkür ederim. Konuk aldığınız için, anlatmamı sağladığınız için. Bu kadar. Ne demek? Biz çok teşekkür ederiz katıldığınız için. Tekrar çok keyifli bir sohbetti. Sosyal Kafa Startup Watch'ta bu hafta Art Visit platformunu tanıdık. Önümüzdeki haftalarda farklı startupları, farklı platformları tanımaya, dinlemeye devam edeceğiz. Bizi takip